Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal televizyonu ekranlar arkalı samimi selam yollayman. Bugünkü uçuk sohbet programımıza kadem teşekkürler onlarına kızın karşı alımız. Bugünkü uçuk sohbet programımızda Türkiye'de aktif faaliyet kılıyorken ve şundakla tetkikat, yazıkçılıkla işe olunup Uygurlarına avalını yakından boyanmış o Türkiye'ye tüm tuşka küçük çıkarıp teşkilatla kılıyorken Hamit Göktürk efendi bilen ilip almak olan sohbetimiz tektanladı buldu. Aldı bilen sohbetimizde kadim teşekkür olarak konuşuyor, rahmet eğitim. Ben de rahmet değilmez. Öten işte de Hıhtay'la zulüm kılıyordu, Hıhtay hükümü hakimiyette Uygurlar'a besim kılıyordu da oyan deyip ötkendik. Öten işte de ki Uygurlar muşundak avalda neyme kılış gerek. Çet eldeki yaşavatkan Uygurlar teşkilatla kandak bir hizmetlerle meşgul bulaş gerek. Muşak'taki teklifleriniz veya oyda kaldırmamızı. Şimdi vatandaki Uygurlar, bizdeki bütün faaliyetimiz vatandaki Uygurlarının vaziyetine bağlı. Bugün memlekette, yurtumuzda Hıhtay'a karşı bir hareket, şiddet maksatlık olsun, başka türlü olmaydı zaten. Hıhtay'da her günü yüzlerce yerde namayış buludu. Ama bu Hıhtaylı'nın kılgan davayışına Hıhtay hükümeti özünün Hıhtay'ı, özünün milleti boğalık için bulağa bir nesli veydi. Bulağını normal karşılaydı. Ama Şarkı Türkistan'da bir Uygur makkının hata da ağzaki bir özdeki narazı bunu bilgiye vaktinde Hıhtay bunu ok itip, kural itip, ulanı öldürüp karşılık veriyordu. Zaten Şarkı Türkistan'da bir sülü yolu ile insanların özünün narazı bunu bildiriş imkanı yok. Ama Şarkı Türkistan halkı bugün yani 30 milyon insan yaşavatıdı, karındaşlarımız yaşavatıdı. Bula yani toptan kollektif şekilde Hıhtay'a narazilik bildirip, ulağa kozulan götürüp kılışı mence hazır vaziyette hiçbir şekilde uygun emez. Çünkü Hıhtay hazır her işte kılalaydı Uygurlar'da. Çünkü Hıhtay'ı toptuğundan Hıhtay'a narazilik bildirdikten Hıhtay'ın toptan demiş kılavatsa, demiş kılavatsa, demiş kılavatsa de ya garip dünyasının ya İslam dünyasının hiç kimden bir narazilik yok Hıhtay, istikini kılavaydı. Hazır istikini kılavaydı, öltesi bu, minlaca adamın, yüz minlaca adamın, on minlaca adamın öltesi bu, Hıhtay'ın toptuğundan bir küçük yok dünyada. Hem ise dünyadaki insanlık kapitalizminin ki patlık pulusuka, tetin akbalı bunun Hıhtay'dı, pulva Hıhtay'dı bu kadar. Sermaye var, şu Hıhtay'ın sermayesi kan, köz tükeyi bu Hıhtay'ın bu sermayesi, şu Hıhtay'daki 1 milyar Uygurlar, Tibetlikler, Mongullar ve başka Hıhtay'ın asaret astıdaki milletlerle birlikte sülhü ve adaletperver Hıhtay halkının hem köz işinin, kininin belirliği kadar bu sermaye bu. Hem insanlar şu sermayeyi köz tükeyi tutmakta. Onun için bizden uyardaki karındaşlarımızdaki pasif narazilik bildirip özününki mevcudiyetini saklıştın ki tam o yakışı buldu kalın işini ben. Yani hemisi toptan yani kolektif bir şekilde öpmüşte boğan kokşaş bundan bir kozulan götüre Hıhtay'a karşı kanlık bir ayaklanma kozulan götürden takdirde Hıhtay bulanı rehimsizce vahşice bastırmış ihtimali var. Hiç kim birliğini beydi ama özünün mevcudiyetini bir şekilde saklı iş gerek. Yani bizim halkımız daha akıllı. Allah hem insanlara Allah adil. Bazısı ki devlet verdiyken, bazısı ki akıl verdiyken. Ben Türkiye'de 50 yıl yaşadım. Ben bir zamanda ben Afganistan'ın gelen Uygurlar'a, Kazaklar'a ders verdim. Bir günü bir valilikti, bizi bir yığın açtı da, müellimine toplam. Türk müellimine deydik, ya, valide şundan dedi. Vali ben dedi, bu bizim kadar Uygurlar, çetelde gelen bu bizim yurtumuzda mimam olarak ya, Uygurlu'nun ballını nerede akıllık ya, bizim ballarımızda kat kat akıllık ya. Hayran kaldı, benim Uygurluğumu bilmeydim. Bu neydi mühim bir ders ya, Uygurlar neydi akıllık hak, biz tarihten beri Türklerin ki en ilgar bir boyu. Ticaretle biz kıldık, jipek yolunu biz açtık, tüm gün kadar Türklerin ki çırık olduk. Beş ilesi olduk, ulanın tili olduk, gözü olduk. Elbette bizden halkı bizden ki bazı bir kemçilikleri bozsam, oşukçılıkları naitici. Bu oşukçılıkından paylanıp, Hıhtay'ın ki hazır kadar 70-80 yıldan beri hatta
268 yıldan beri birinci Xitay işgalinden keyin 1759 yıldan beri bizden halkımız özünün mevcudiyetini saklap kaldı. 268 yıldır. Bizden başka Manchuriya yok olup gitti. Tibetlikler buna özünün tılını yoktu atıdı. Mongollar özünün tılını yok attı. Ama biz Uygurlar nâhiyeti köklük, nâhiyeti esir bir medeniyetke, köklük bir medeniyetke iyi boğallıkımız için biz özümüzü saklap kaldık. Bizdeki gururumuz Xitaylı nâhiyet üstün. Biz küçük vakılda hiç kim Xitaylı köz gelmeydi. Xitay, paskını Xitay'da koydu. Bu nâhiyeti mühim bir derse. Yani bir menevi olan bir millet, bir cemiyet menevi olan kökenlik, maddi olan kökü de aksın. Ama bizden halkımız hala özünü Xitay'dan üstün gördü. Çünkü Müslümanız elhamdülillah. Başta Müslüman onu dedi ki biz Türk, Uygur. Bu nâhiyeti mühim bizden halkımız Xitay'ın bütün zulümlerine, besimlerine, asimile siyasetine karşı özünün kogdaş metotlarını özü icat kılıp şularıyla özünün kogdak geldi hazır bu çünkü. Bunun iki müşrubu kogdak geliyordu. Bunun da bir yani misal versek daha zaman uzak gitti ama hepimiz bilimiz bunun misallarını. Halkımız şu özünün ki Allah benden paraset veren, akıl veren özde kogdaşı naiti mühim. Bizden bu yerdeki kılal ayrılığımız Çetel'de, diasporada yani muhacirette yaşavatkan Uygurlarının kılıldığımız şu vatanımızdaki Şarkı Türkistanlıkları kılıvatkan, şularının Kıtaylı karşı bulavatkan hareketleri bir şeyde şu yaşavatkan memleketleri. Biz Türkiye'de yaşayabiliriz, Türkiye'nin kanunlarına, nizamlarına şunun da paylanıp, demokrasinin nimetlerini paylanıp şularının Türk halkına anlatış. Amerika'dakiler Amerika'lıkla anlatsın. Almanya'dakiler Almanya'dakiler anlatsın. Şu halkın diliyle anlatsın. Biz elbette Uygurlarla bilişimiz gayet mühim. Uygurlarını bilip, vatanımızda nimbolavatıda, nimşkılavatıda onu bilip duruşumuz daha iyi mühim. Ama asas mühim bu kadar Türk halkına, şu yaşavatkan memleketteki insanların altı, şularınki kolluşunu, ulanın destekini, hiç olmazsa duasını biz kolluk getiririz. Daha iyi mühim meselelerde düşünmem. Bugün Xitay'ın, Xitay bizden kokmaydı, dünyanın kokmaydı. Bizde ise 10 milyonlarca, 100 milyonlarca adamda bir günde, haftada, 10 günde, bir ayda yok kılı bitiş ihtimali mümkün. Ama Xitay'dan bir nesini korkudum, şu özünün ki, vahşet edin ki, insanlık kalbinden çıkan, zulümünün, vahşilikinin, katliamlarının çetellerde, dünya cemaatçilikiyle tuyruk kılıçtın, şunların ki, malumatına erişti, nait korkudum. Onun için biz kılalaydığımız, bu Xitay'ın korkuduğun işini kılmakımız lazım. Xitay'ın çürçüdüğün işini kılmakımız lazım, bir yerde Türkiye'de olsun, başka, garip devletleri de bozdur. Dünyada nerede yaşasak yaşaydık Uygurlarımız şu devletle de şu Xitay'ın ki Şarkı Türkistan'da kılıvatkan vahşiyane zulümünü, soykırımını, genosit icraatlarını şu yaşavatkan devlet dedi ki şu halkın malumatına şunu yetkizişimiz gerek, şuların kolluşunun kültürümüz gerek. Bir yerde biz Allah'a şükür hazır kadar Türkiye'de yaşaydık, başka yerde yaşaydık. Hiç kanal bir Uygur, Türk hükümetinden veya başka yaşayan memleketteki devletlidim ve halkladım. Nâhiyeti yakşı bir köz karışka, nâhiyeti yakşı bir neticeye erişti. Ulan yakşı gördü, biz de bu yakşı gördü Türkiye'deki Türkler. Biz birinci, Türkiye'de yaşayan Uygurlarının birinci vazifemiz, Türk halkının ki bizge boğan işencisi de, hürmetini, muhabbetini saklar kılıç dardı bu. Biz bu muhabbeti de, ulanın ki, örgütünü saklayalımsak, biz bunların ki destekine, bunların kolluşuna erişenlerimiz bunu kılamayan takdirde elbette bizim inanatını çıkarsa Türk halkımı bizde yakışı ötmüştük boğandık. Bizde kollumaydı, bizde destek olmaydı. Biz kanındaşlarımızdan yurtdışı yaşavattı biz. Bizde Uygurlarda bir söz var, akamla değmen, yengen verse yeymen diken bir gibimiz var. Nâhiyeti bir doğru gel, biz kırındaşlarımızdan, akımızdan, inimizden, şu yaşavatımız. Elbette biz Türk vatandaşı, Türkiye bizdeki vatanımız, ikinci vatanımız, biz aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye'de durup biz Türk devletinin, Türk halkının menfaatini gözler birinci vazifemiz. Türkiye eğer uçta kuşluk bir devlet olsa Şarkı Türkistan davası bir yerde akıdı. Biz garip devletlerine bağladık, Amerika'ya bağladık, Avrupa'ya bağladık, o yerdeki köydük, hükümetler bizi destekleydi. Siyasi cihetler, Xitay'a karşı siyasi cihetler bizi destekleydi ama
Halkta bizde Şarkı Türkistan davası olan bir halkta umumi bir destek, bir kollaş mevcut emez. Çünkü ula olan dinimiz biremez, dilimiz biremez, medeniyetimiz biremez. Ama Türkiye halkı bugün 4 tane Uygur bir yerde bir namaz kılıp çıksa aklımızdan 40 tane belki 400 tane köçülü gitip bakan Türkleri taştırıp gelip bizi getirip bizi kollaydı. Bu nerede mühim bir derse? Bu kollaştı, bu muhabbetli, bu hürmetli. Saklaş Şarkı Türkistan davası da yürütüş kadar Şarkı Türkistan sövgünümüz kadar mühim bir mesele de öyleyim. Köp rahmet de ki yakışı düşünürsek hiç verdiniz. Yani ahırık bir sualım var mı? Bugün hoş. Elbette Türkiye'de azalmış, belki müşt saatlerde onların şu Uyghurlarını kollaş doğrusundan Twitter'la, Facebook'la yazıla ilan kılmatkan oluşu mümkün. Etegen Ankara vaktinde mesela Yusuf Kaplan diyen bu Yana Şafak listinden ki yazgıtısı bir bayanat ilan kıptı. Bu Türkiye'de 3 milyon Suriyelik var. Biz olanı bekvatımız 21 tane Uyghur kardeşimizle Kıtay'a kaytırırdı. Bu haksızlık, bu bunda çok bir oyununu biz toktuşumuz lazımdı. Bayan ettiler kuttu. Ben karsam bu adamın ki nimesi de 293 bin takipçisi egeş küçü varken. Yani aşı, bu şu yazılan yazısını aşınçılı adam şu saatimizde Havarda depol deyin gibi Türkiye'den de. Şimdi o akşam yani bugün deyin de ilan kılınan yani bir yanlıkta Alper'in ocakları İstanbul mesulü kurşat meycan şu 21 tane Uyghur'un tutulup kalan sakçı idaresi, Zeytinburnu sakçı idaresi gelip sakçı baş müdürüyle görüşüptü. Ahval ilgilerde o müdür dedi ki biz bulanan içinden ahval ilgilerde biz bulanan 3 kişi daha çetişlikli gelip için tutturulu vardı da tekşirulu vardı da eniklanlandıyken her iş aydınlaşıldı ama ailesi balıcaklılarını biz bir hatarlıkla kovulaşık için tutturulu vardı. Bunu bir hatar bir yer uğurlaştırmaz diyendik. Bayanatını görüntükken bu ona biz resimle ilan kılıp onun avval ki yani bundan Kıtay'a kaydırıç avval yok ki yani bundan kaydıracağım bulamadı. Yani şimdi bir bayanat ilan kıldı. Yani okşuş saatte netigende mesela Türkiye'nin parlamentta Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup meclisi de devlet bağışlı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin reis devlet bağışlı bayanat verip bizden bu Türkiye'de kırımdaşlarımız var, onlar bizimki soydaşlarımız, onların kodaş bizden mecburiyetimiz, onların çıkanda yer kaydırması lazım. Hıhtay zulümlü aslada kılıyordu da, onlar zulüm yaşadı da. Türkiye onların ki biz o yerde kucak açışımız lazım diyen de gel kılıp. Yani ola bizimki bizden namusumuzdan ki amanet edildi. Yani bu pek mühim bir sebebi. Aşkına okşuş yana bugün az önce sizin de geldiniz biraz ilgili saksı idaresini aldı da yani bir, biz tanımaydıgan bir bölük Uygurlarımız Türkler topluşup aşu tutulup kalan Uygurlarını koyup bir işte olursa sakçı kanı aldı da bir bayanat ilan kılıp muhbirlerin kütülüş yığını ötközdü. Muşundaki yanlıkla bulağı da bir yerden de. Muşundaki siz kanda parayasız muşaktaki köz karışlarınız mı? Bu Yusuf Kaplan Efendi özü bir ilim adamı. Türkiye'den her bir din çekilen bir ilim adamı. Türkiye'den tanılan bir psikolog özü. Ruhi kesellikle tanılan bir kişi. Hem bir üniversitede okutmuştu. Bu kişideki yazgaları naik mühim. Bugün biz bu devamlı şunu tılgı keltirip kilovatımız mezlumun ki dili, tili, kimliki sorulmaydı. Mezlum mezlum kim bozsun? Allah yaratkan bir insan, Allah yaratkan bir mahluk. İnsan bozsun, insan bulmayan mahlukat, hayvan bozsun. Bir zulüm köyden insanla bir insanın tabiatı var, onunla bir müdahale kılınız, onunla bir dahil kılınız, onun kurtuluşu için. Biz Türkiye'de 3 milyon tane, 3 milyon Suriyelik var. Bunların içinde bir dağıştıklı var. Mesela iş veren adamını öldürüp, öldürürken insanlı Suriyelikle çıktı. Yani ben bunu demek ki Suriyelikle yaman göstermek için emez. Her cemiyette yakışımı oldu, yaman oldu. Ama şundan bir peyde, bugün Türkiye'de hepimizin toplusak bir 10 bin tane Uygur var o zamanda. Ama milletin bu 21 Uygur'da bir yerde tutup gelip bunu 3-5 yaştaki ballını solak koyduğunu hiçbir zaman insani yemez. Yani Türkiye bir cinayet işleyen adam olsa elbette cezalısın. Onunla hiç kimin değdiğinden bir sözü yok. Cezalısın ama küçük ballarını, yaşanılan ayarlarını, hiçbir gudası olmadan seviye ballarını veya tuttuğunu yani Türk devletine, Türk milletine
bir yüz karısı, bu bir uyutulan bir iş. Biz karşı kolayımız bu Kıtay'a berisin, tutuldursun, öz cezalısın Kıtay'a berisin. Hazır Şarkı Türkistan'da naiti, kırındaşlığımız naiti, kıyıncılıkta, kıyın bir ahvaldı, naiti sıkıntılık. Kıtay'ın ki zulümü, besimi naiti günün günü iş vatıdır. Bundan bir peyde evvel Allah onun iki Türkiye'ye tayin edip, Türkiye'den ümit edip, Türkiye'den ilham edip yaşavatkan halk bu 21 adamla kaytırvatkan takdirde kulağın ağacı çok bir manevi besin bulundu, manevi bir tahrip bak bulundu. Onun için bizim kokayırımız bu değil, inşallah emniyet müdürü etkandır, safçı başlıklı diyendir. Kulağını kaytır etmeyen oldu, bunu bir mimarhanlığa yerleştirip devlet meclis turmudu olsun mu, bu topraklığında yaşaş mı? Bir, hem de bir tele bizim için. Kıtayma. Milliyetçi Hareket Partisi bugün şunu deyim, ben 50 2 yıl yansı Türkiye'de yaşadım ben, 15 yaşım bir kere. Türk halkının bu bölgüncülemez, bölgüncülük hariç. Yani bugün PKK ve onun ki siyasetteki kolluk uçuları, vatan hainleri de hariç. Türkiye'de solçudun bozsun, umuçu olsun, kağası fikirde bozsun olsun. Türk halkı milliyetçi, yani Şarkı Türkistanlıklar her zaman kollaydı, solçuları mı kollaydı? Bugün Gürsel Tekin diken adam ötken gün, Halk Partisi'nin milletvekilleri bu da solcu. Ama Kadir Yapacağı'nın hakkı da bu bayanat vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunu gündemde ilk geldi. Bu da aynı mühim mesele. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin ki kuruluş felsefesi, bu Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurgan merhum Alparslan Türkeş ta 1944 yılı yalnız Türkiye, Türklü yalnız Türkiye'de yaşamaydı. Türkiye'nin teşhidimi Şarkı Türkistan'dı bu. Özbekistan'da Türkler yaşaydı, Azerbaycan'da Türkler yaşaydı, Balkanlar'da Türkler yaşaydı. Bunlar bizden kırıldışımız, ulağıyla alakadar buluşumuz gerek, ulağa karılmışımız gerek geldiği için şu zamandaki solcu İsmet İnönü rejimi tarafından bula tutulup, tırnakları sökülüp, burada 1000 wattlık elektrik doğrunun aslında bulanın közleri korunak etkiler ve Allah rahmet etsin, Mevla'nın göreş kalayıp attılar. Reha Oğuz Turkkan diye bir kişi gözü köbes bırakmama çocuğa. Lan zeytti gözü. Öyle bir kettir. Allah rahmet etsin. Yani bu Alparslan Türkeş'in ve bunun arkadaşlarının kurgan partisinin ki temel maksidi, felsefesi şu Türkiye'nin teşhidi yaşavatkan Türklerin bu hem müstakil buluşudur. Öz yurtu da, özdüm insani hak ve hukukuna iyi olan para ve hoşal, hurrem yaşışını temin kılış bulanın ki. Maksite. Bugün Devlet Bahçeli Şarkı Türkistan'ın 2002 yılı bağlı. Kaşgarlı Mahmut'un mezarını ziyaret kıldı. Kaşgarlı kardeşlerimizle kucaklaştı. Bu tarihi bir mesele. Tarihi bir vaka bu. Bunu bilip duyuyordu. Bu partinin ki asası felsefesi şu. Yani Uygurlar bozsun. Başka Türkiye teşhidi yaşayan Türklerle. Bunun ki hem de başka partilerin tıkımı ki. Bunlar bununla alakalar oldu. Bugün özü şunu dedi Devlet Bahçeli. Bugün Suriye'de, Türkiye'de 3 milyon Suriyeli mülteci yaşavatıdı. Bugün 21 tane Uygur kardeşimizle yasızdın bulardı. Bunlar ya yok bir kere. Hükümetten sonra bu daha iyi mühim bir derse. Bugün Kıtay hükümeti, mesela Hindonezya'da 1965 yılında bir herbi bir inkılap kılıp Kıtaylarını çükürtüp inkılap kılıp koptu. Yani Hindonezya halkını devletinden, hükümetinden tatva kılıp koptu Kıtay. Türkiye'de mi cimtumaydı? Türkiye'de mi her insan bir emez. Türkiye'de mi zayıf insanlığa, özünün nefsine hakim bulamaydığı insanlığa şunları hissediyorlar. Şu arkada kuşlar zaman zaman biz ötmüştüm bunu şahit olduk. Neçi 10 yıl burun bir keçi dilakın sabah koyda 7-8 hemşehrimizi tutup sola koyduk ikide. Kim biz onu takip ettiğimizde şu iş bile alakalı bir mesul bir kişinin ki Kıtay konsülterliğinde Setevi'nin kallıkının malumatına giriştik biz. Belki bu 21 kişinin ki hemisinin ki bu Türkiye'de resmi kanunluk turuş hakkı boğan insanlar yani ikamet öcüde alan adamlar yani bunların pasportu var. Bunların ki hiç kanlığı bir tutulgu derdi, bunların bir solangı derdi, mertibik çıkırılgı derdi, demisi yok yani bunu bildiğin adam mı var mısın?
ayalla, kırgan kişiyle, uşak balları bulanın. Belki Hıhtay'ın ki yine naiti Hıhtay'ın ki yetti başlık yalmağı diken de Hıhtay'ın ki bişkir bir gen, yalmağı, kolu kim bir gen ya yok Türkiye'de. Bugün çok neslini anlatırız ama bu kançılık biraz bu bir anlayan bir söz cemiyette. Bilmemiz ama körengen şu, Hıhtay bu işte de naiti muvaffak bulamadı. Bugün ayının biri de Reyna'da bir katlam oldu, bir Uygur bombakan birisi bir katlam oldu, o tüstü. Bugün ayının biri de bu, keçi de oldu bu katlam, saat birden ki Türkiye'de en çok gizitler, şu gizitlerin ilgi soğukan şirketlerinin ki kol astıdaki televizyonlar birden bir gel, Şarkı Türkistan garajlarını boğan Uygur Türkleri kıldı bunu dedi. Bu Hıhtay'ın ki bir oyunuydu. Bu televizyonlarına ve gizitlerine bağlı boğan şirketler, bunların iz boğan şirketler, Hıhtay ile naiti çok ticari bağlantı boğan şirketler. Hıhtay ile bu arkada bulağa mahsus aşırı digizu attı. Digizu de şu lağa. Ben ikinci de telefon kalıp ben protesto kıldım. Dedim Hıhtay yerine öldürüp attı da sizin top ölgenle tepmekten Uygurlar bunu çetim attı. Tıkı tutulmadı. Neymiş ki bundan da isimler? Ben onu protesto kıldım. Yani Hıhtay'ın hem yerde kolu var. Hıhtay yalnız kanunluk emez, kanunsuz, uğurluk, işte karanlık işlemler kılıp Türkiye'de bile bizim işletu atıldı. İnsanların şahsi olan, bunların özündeki insanların şahsi zaafıdır, zayıf tükürdüm, paraydıdır, bunların özünün menfaatine hizmet kıldırı atıldı. Hıhtay yalnız Şarkı Türkistan'da emez, Uygurlar'ın özündeki pulu bile, özünün maddi imkanını işletip Türkiye'deki Uygurlar'a mı yine resim kılavadı? Bu şunun gibi numunesi ahırkı günde. Ama bu Hıhtay'ın ki bu oyunu tetris kitapta Türkiye halkı minlaca adam bugün ictimai taraf kulağı köravatımız Zeytinburnu sakçı idarası kilip bir kaynçı cemiyet mesela Alperen ocakları geldi. Ülke ocaklarına ben başka telefon kıldım. Ular kilimiz dedi. Şunun kokşaş mesela keçidi saat çıkıdı bulanı. Tünü gün bir yerde bir basın, metbuat konferansı bulduk alıkını. Bu demek de takalgan dedi ki hükümet keçidi bulanı. 40 kaldı ki bir devlet dedi ki bir tutup duruş onları bulanı hep tutup duruyor. Keçidi saat çıkıdı alıkını mesela. Ama şundan olsun mu Türkiye halkı, Türkiye'deki Müslümanlık kilip bizge iyi çıktı. Bunu kravatımız. Hıhtay kayınçılık demiş kılsın kılsın. Türk halkının ki Şarkı Türkistanlılığına boğulan muhabbetini, bulanın ki bağlılıkını hiçbir zaman yoktanmaydı. Evvel de ötkünümden biz Uygurların birden bir kıldığını iş. Vatanımızı ne kadar söylesen Türkiye'de şu kadar söylememiz lazım. Türk halkını şu kadar söylememiz lazım. Türk halkının ki inavetini yoktudugan, özümüzden ki işencisini yoktudugan hiç kanlı bir hareket ki, kanunsuz hareket ki, kirmestikimiz gerek. Hazır kadar Allah'a şükür, elhamdülillah hiçbir Uygur yaman bir iş kılıp devletten, milletten aldığı bir yedi kalaydıgan, hicri olduğun bir iş kimdi ama bunun gibi bu özümüzden bu yakşı pozisyonumuzda devam kıldır alsak biz yine bunun iki Türk halkının tıkın bet, Türk milletinin ki kolluşuna erişeleyimiz. Hürmetli televizyon görüşler, yukarıda biz Uygur Haber Araştırma Merkezi'nin ki mesulü Ahmet Göktürk ile Uygurlar doğrusu da yapan sohbetimizi de tanılak sunduk. Bugünkü uçuk sohbet programımız Muşiya'da ahırlaştı. En bir katım programı da görüşürüz. Aman olasılar. Esselamu Aleyküm.